Irak Türkmeniyim, Kerkükliyim ve Türkmenil'de 2023 vizyonunuza dair büyük bir beklenti var. Ciddi bir beklenti var olduğunu söylemek isterim. 100 yıllık bu hasret sona erecek mi? Onun sorusunu soracağım. Erdoğan'ın geçenlerde gençlerle yaptığı sohbette bir gencin sorusu dikkat çekti. Irak Türkmeni bir öğrenci Erdoğan'a Kerkük'le ilgili bir soru sordu. Öğrenci, Kerkük ve 2023 vizyonu hakkında Erdoğan'dan bilgi istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Irak Türkmeni bir öğrencinin sorusu üzerine, Türkiye'den Türkmeniliği ile çok çok aşırı ilgilenmelerinin birilerini yine rahatsız ettiğini söyledi. Erdoğan, ama rahatsız etse de, etmese de, Türkmeniliğine biz şu anda verdiğimiz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz diye konuştu. Türkiye'den Türkmeniliği ile bizim çok çok aşırı ilgilenmemiz birilerini yine rahatsız ediyor. Ama rahatsız etse de etmese de Türkmen eline biz şu anda verdiğimiz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bizim için Türkiye 780 bin kilometre kare değildir. Bizim için her yer Türkiye'dir. Onun için de buralarda attığımız adımlar Filistin'de de, Kıbrıs'ta da, Doğu Akdeniz'de de, aynı şekilde Irak'ta da, hep bunun içindir. Bizim için Türkiye 780 bin kilometrekare değildir. Bizim için her yer Türkiye'dir diyen Erdoğan, Türkmenlere her zaman destek verdiğini ve vereceğini söyledi. Şimdi sizlere Irak'taki Türkmenler hakkında bilgiler vereceğim. Bu bilgileri Wikipedia.org'dan aldım. Bir yanlışımız olursa yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. Irak Türkmenleri veya Irak Türkleri, Irak'ın kuzey bölgelerinde yaşayan ve genellikle Türkçe ve Arapça konuşan birçok Türk devletlerini görüp onlara mensup olan Iraklı Türk kimlikli etnik gruptur. Irak Türkmenlerinin çoğu Safevi Türkmen Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'dan Irak'a getirilen Osmanlı ve Safevi askerlerinin, tüccarlarının ve memurlarının torunlarıdır. Irak Türkmenleri 7. yüzyıldan başlayarak Osmanlı egemenliğinin sonuna kadar 1919'a kadar Mezopotamya'ya çeşitli Türk göç dalgalarının torunlarıdır. İlk göç dalgası 7. yüzyıla kadar uzanır. Ardından Selçuklu İmparatorluğu döneminde göçler 1037-1194, Harazm Hanedanı'nın Moğol yıkımı sırasında kaçan Oğuzlar ve en büyük göç sırasında Osmanlı 1535-1919. 1534'te Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ı fethi ve ardından Sultan 4. Murat'ın Bağdat'ı ele geçirmesiyle 1638'de çoğunluğu Anadolu'dan olmak üzere büyük bir Türk akını Irak'a yerleşti. Dolayısıyla günümüz Irak Türkmenlerinin çoğu Osmanlı İmparatorluğu döneminde Irak'a getirilen Osmanlı askerlerinin, tüccarlarının ve memurlarının torunlarıdır. 20. yüzyılın ortalarından önce Irak'taki Türkmenler sadece Türkler olarak biliniyordu. Ancak 14 Temmuz 1958 askeri darbesinden sonra iktidardaki askeri junta Türkmen adını takdim etti. Iraklı Türkmen akademisyen Profesör Supi Saatçı'ya göre Irak hükümetinin siyasi hedefi Irak Türkmenini Anadolu'daki diğer Türklerden ayırmaktı. Tıpkı Yunan hükümetinin ülkede yaşayan Türkler için Müslüman azınlık adını kullanması gibi. Irak'ta 7. yüzyılda başlayan Türk halkları varlığı zaman zaman yaklaşık 52 bin 75 bin civarı Oğuz Türkleri Müslüman ordularda alınmıştır. Ubeydullah bin Ziyad, Emevilerin Basra'yı fethiyle 674'te geldiler. 8. yüzyılda Buhara'dan Basra'ya ve ayrıca Bağdat'a daha fazla Türk askeri yerleşti. Sonraki Abbasi döneminde Irak'a binlerce Türkmen savaşçı getirildi. Ancak Irak'a yerleşen Türkmen sayısı önemli değildi. Sonuç olarak Türkmenlerin ilk dalgası yerel Arap nüfusu içinde asimile oldu. Irak'a inen ikinci Türkmen dalgası Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Türkleriydi. Irak'a Türkmenlerin büyük çaplı göçü 1055 yılında Mekke'ye giden kutsal yolu onarmayı amaçlayan Selçuklu Hanedanı'nın ikinci hükümdarı Sultan Tuğrul Bey'in fethiyle meydana geldi. Önümüzdeki 150 yıl boyunca Selçuklu Türkleri, büyük Türkmen topluluklarını Kuzey Irak'ın en değerli yollarına, özellikle modern toplum tarafından Türkmeneli olarak tanımlanan Telafer, Erbil, Kerkük ve Mandalya'ya yerleştirdiler. Bu yerleşimcilerin çoğu Selçuklu İmparatorluğu'nda askeri ve idari sorumluluklar üstlendi. Irak'a 3. ve en büyük Türkmen göçü dalgası 4 asırlık Osmanlı yönetimi sırasında ortaya çıktı. 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlılar Irak'a yayılmaya başlamışlar.
ezedi rakipleri Pers Safevilerine karşı savaşlar başlatmışlardı. 1534'te Kanuni Sultan Süleyman döneminde Musul Osmanlı İmparatorluğu içinde yeterince güvendeydi ve bölgedeki diğer tüm idari bölgelerden sorumlu ana vilayet, eyalet oldu. Osmanlılar Anadolu'dan göçü ve göçmen Türkmenlerin Kuzey Irak'a yerleşmesini teşvik etti. Din alimleri de Alevi, Bektaşi, Caferi, İslam'ı vaaz etmek için getirildi. Bölgede yaşayan sadık Türkmenlerle Osmanlılar Mezopotamya'nın güney vilayetlerine güvenli bir yol tutmayı başardılar. Fethin ardından Kerkük sıkı bir şekilde Türk kontrolü altına girdi ve gök yurt olarak anıldı. Modern Irak Türkmenlerinin Anadolu ve Türk devletiyle ortaklık iddia ettiği tarih bu dönemdir. 1534'te Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ı fethi, ardından Sultan 4. Murad'ın 1638'de Bağdat'ı ele geçirmesiyle bölgeye büyük bir Türk akını yerleşti. 31 Aralık 1534'te Safevi Türkmenlerini işgal ettikten sonra Süleyman Bağdat'a girdi ve eyaletteki fiziki altyapıyı yeniden inşa etmeye başladı. Ve Kerbela'da bir baraj ve şehrin kırsalında çevresinde büyük su projeleri inşa edilmesini emretti. Yeni vali atandıktan sonra kasaba 1000 piyadeden ve 1000 süvariden oluşacaktı. Ancak 89 yıllık barıştan sonra savaş çıktı ve şehir 1624'te kuşatıldı. Nihayet Büyük Abbas tarafından fethedildi. Persler şehri 1638'de Sultan 4. Murat liderliğindeki büyük bir Osmanlı kuvveti yeniden ele geçirene kadar yönetti. 1639'da Osmanlılara Irak'ı kontrol eden ve iki imparatorluk arasındaki askeri çatışmayı sona erdiren Zuhab Anlaşması imzalandı. Böylece Bağdat'ın ele geçirilmesinin ardından 1638'de Sultan 4. Murat'ın ordusuyla daha fazla Türk gelirken diğerleri diğer önemli Osmanlı figürleriyle daha sonra geldiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kurulmasının ardından Irak Türkmenleri Türkiye'nin Musul vilayetini ilhak etmesini ve genişletilmiş bir devlet parçası olmasını istedi. Bunun nedeni Osmanlı monarşisi altında Irak Türkmenlerinin idari ve ticaret sınıfları olarak görece sorunsuz bir yaşam sürmeleridir. Ancak Osmanlı monarşisinin çöküşü nedeniyle Irak Türkmenleri kurucu meclis seçimlerine katıldı. Bu seçimlerin amacı Britanya ile 1922 anlaşmasını resmileştirmek ve bir anayasa taslağının hazırlanması ve 1923 seçim yasasının geçirilmesi için destek elde etmekti. Irak Türkmen seçim sürecine katılımları şartına olduğunu, Kerkük'teki yönetimsel anlamda Türk karakterinin korunması ve tanınması, Türkçe Liva resmi dil olarak 1925 Anayasası'nda Araplar ve Kürtlerin yanı sıra Irak'ın kurucu bir varlığı olarak tanımlamalarına rağmen Irak Türkmenleri daha sonra bu statüden mahrum bırakıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana Irak Türkmenleri kendilerini 1923-1947-1959 Kerkük katliamı ve Bağız Partisi'nin topluma karşı ayrımcılık yaptığı 1979 gibi birbirini izleyen rejimlerin politikalarına karşı giderek daha fazla ayrımcılığa maruz bıraktılar. 1925 Anayasası'nda Irak'ın kurucu bir varlığı olarak Araplar ve Kürtlerin yanında tanınmalarına rağmen Irak Türkmenleri daha sonra bu statüden mahrum bırakıldı. Irak Türkmenleri özellikle kuzeybatıdan doğuya, Irak'ın ortasına kadar uzanan Türkmeneli olarak adlandırıldıkları bir bölgede Kuzey Irak'ta yaşıyor. Irak Türkmenleri başkentlerini Kerkük olarak görüyorlar. Lyme Anderson ve Garrett Satinsfield Türkmeneli bölgesini şu şekilde tanımlamaktadırlar. Türkmenlerin Türkmeneli dedikleri şey, Irak'ın Türkiye ve Suriye sınırından çapraz olarak İran sınırına kadar uzanan geniş bir toprak parçası. Türkmen kaynakları, Türkmeneli'nin İngilizleştirilmiş bir versiyonu olan Turkomanya'nın 1785 yılında William Guthrie tarafından yayınlanan bir bölge haritasının yer aldığını, ancak 20. yüzyılın sonuna kadar Türkmeneli ile ilgili net bir referans olmadığını belirtiyor. Irak Türkmenleri genellikle birkaç büyük şehri ve bu şehirlerde bağlantılı küçük bölgeleri Türkmeneli'nin bir parçası olarak görüyorlar. Vatanlarının bir parçası olduğu iddia ettikleri büyük şehirler şunlardır: Altınköprü, Badra, Bakuba, Diyala, Erbil, Kanakin, Kifri, Kerkük, Kizilribat, Menderi, Musul, Selahaddin, Sancar, Telafer, Tuzurmatu. Dolayısıyla Türkmeneli bölgesi güneyde Arap yerleşim bölgeleriyle kuzeyde işgalci terörist PKK Kürt bölgeleri arasında yer almaktadır. 1957 nüfus sayımına göre
Irak Türkmenleri, Kerkük kentinde yaşayanların çoğunluğunu oluşturdu ve %40 annelerinin Türk olduğunu söyledi. Irak'ın ikinci en büyük Türkmen şehri, nüfusun %95'ini oluşturduğu Telafer'dir. Diyala eyaleti ve Kifrin'in bir zamanlar ağırlıklı olarak Türkmen şehirleri ağır bir şekilde Kürtleştirildi ve Araplaştırıldı. Bazı Irak Türkmenleri de Türkmeneli bölgesinin dışında yaşıyor. Örneğin Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşayan önemli bir topluluk var.